olasılığı var mı? Yani çünkü elbette yani bu yargı konusu olabilir. Çünkü eğer elinizde buna dair bir belge, bilgi varsa çıkın bunu kamuoyuyla paylaşın ve deyin ki işte belgesi bu nedenle bu böyledir diye. Ama elinizde belge, bilgi yoksa 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden bir milli destan çıktı ve kanla yazıldı o destan. 250 kişi şehit oldu ve 1247 kişi gazi oldu o gece. Bunların birçoğunun da bedenlerindeki bir uzvu o gece meydanda bıraktılar. Yani kolunu kaybetti, bacağını kaybetti, gözünü kaybetti o insanlar. Bunların hayat hikayelerine, o geceki direnişlerine büyük bir hakarettir bu. Siyaset istediğini söyleyebilmeye dair bir kafa konforu değildir. Böyle bir kafa konforu değildir. Siyaset yapmak sorumluluk gerektirir. Ve söylediğiniz her şey tarihe geçiyor. O yüzden de söyleyeceğinizi tartıp ölçüp biçmek durumundasınız. Aksini iddia ediyorsanız bunu belge ve bilgiyle yapmak durumundasınız. Yoksa gelişi güzel konuşmak, tuhaf bir kafa konforu içinde halkın bir takım değerlerini aşağılamak, bunun elbette hukuk devleti içinde bir faturası olmalı. Yani tekrar ediyorum, belgesi, bilgisi olan varsa çıkıp bu belgeyle, bilgiyle ortaya çıkıp evet bundan dolayı bu böyledir desin. Hepimiz de onu alkışlayalım, arkasında duralım. Ama belge, bilgi yok. Sırf Erdoğan karşıtlığı üzerinden, AK Parti karşıtlığı üzerinden mevcut siyasi fotoğrafı test çevirme saikiyle yalan söylemek, bir takım değerleri aşağılamak kimsenin haddine değildir ve bunun da elbette hesabı hukuk devleti içinde sorulmalıdır. Peki CHP bu